gün ve tarihten merhaba. 21 Şubat 1949. Bir olayı konuşacağız. Bu da Ali Çetinkaya isimli eski bir komutanın öldüğü tarihtir. O da kim diyebilecek e, diyebileceksiniz. Efendim Ali Çetinkaya meşhur 1920 yılında kurulmuş olan İstiklal Mahkemelerinin başkanlarından, üyelerinden bir tanesidir. Kendisine Kel Ali de denilmektedir. Bunun yanında Cellat Ali veyahut da başka lakapları da takılmıştır. Kendisi 1878 yılında doğmuş, 2. Abdülhamit Han'ın Selanik'e 1909 yılında sürgün edildiği tarihte sürgün edilirken o askeri birliğin içinde Abdülhamit Han'ı sürgün eden askeri birliğin içinde de bulunmuş. Çeşitli savaşlara katılmış, Kurtuluş Savaşı'na katılmış olan bir komutandır Ali Çetin Kaya. 1920 yılında 1920'de toplanan, 23 Nisan 1920'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bir hafta sonra yani 29 Nisan 1920'de Hıyaneti Vataniye Kanunu'nu kabul etti. Yani Vatan Hainliği Kanunu. Bu kanuna göre devletin aleyhinde çalışan, Kurtuluş Savaşı'nın aleyhinde çalışan veyahut da kendisine verilen görevleri yapmayan, askerlikten firar eden gibi suçları efendim yerinde giderek inceleyecek olan ve çok çabuk hükümler vererek bu hükümleri de çok çabuk infaza döndürerek ülke içinde muhtemel bulunan asker kaçakçılığını önlemek için alınmış olan güzel bir tedbir idi. Efendim hıyaneti vataniye kanunundan sonra kurulan istiklal maddesi mahkemeleri. Ama gelin görün ki ilk zamanlar doğru işlemiş ise de sonradan bu mahkemeler efendim kararlarında acayip bir metot takip ediyorlar ve infazlarında da çok acele davranmak suretiyle o kadar acele davranılıyor ki bazen Ahmet'in yerine Mehmet'in idam sehpasına götürüldüğü bile vaki oluyordu. Üç aliler ki Ali Çetinkaya bugünkü konuştuğumuz Ali Çetinkaya yanında Kılıç Ali ve Ali Zırh isimli üç tanesi bu mahkemelerde görev yapmış olan üç tane efendim e, parlamenterdir Aslında mahkemeler yani istiklal mahkemeleri bunların savcıları e, hukukçu olmasına rağmen mahkeme üyeleri veyahut da hakimlerin hukukçu olması gibi bir mecburiyet yoktu. Bunların çoğu parlamento içinden e, millet meclisi içinden, vekiller içinden seçilerek gönderilirdi ve bu mahkemelerde olayın vuku bulduğu yerlerde görevlerini yapmaya çalışırlardı. Asker kaçakçılığıyla uğraşmak üzere Ankara'da Eskişehir'de, Konya'da, İsparta, Sivas, Kastamonu, Pozantı ve Diyarbakır illerinde bu mahkemeler görevlerini yapmışlardır. Bu mahkemelerin üzerinde kapısında yalnız Allah'tan korkar bu mahkeme diye bir de ibare yazılıyordu. Birçok yerde bu ibareler buraya Allah bile giremez ibaresine de döndürüldüğü eski kitaplarda mevcuttur. Bu dönem mahkemelerine yani 1923 yılına kadar yani 1920 yılının 29 Nisan'ında kabul edilerek yürürlüğe giren Hıyanet-i Vataniye Kanunu'na istinaden kurulan istiklal mahkemelerine birinci dönem istiklal mahkemeleri denilmektedir. Bu mahkemelerde ki 1923 yılı sonuna kadar, Mayıs sonuna kadar yap, görev yapmıştır. Yani ikinci seçime kadar görev yapmış olanlar, ikinci dönem milletvekili seçimine kadar görev yapmış olan bu mahkemelere birinci dönem istiklal mahkemeleri denilmekte. Bu mahkemelerde 59-60 bin arasında insan yargılanmış. 41 bin küsürüne çeşitli değnek cezaları, sürgün cezaları verilirken resmi rakamlara göre 1054 kişiye de idam cezası verilmiş olduğunu görüyoruz. Tabi 1924 yılı, pardon 1925 yılında takrili sükun kanunu yani mevcut huzur ve sükunun Devam ettirilmesi anlamına gelen kanun yeniden kabul kabul edilince Büyük Millet Meclisinde bu kanunlara muhalif suçları e, muhakeme etmek üzere de yine yeniden istiklal mahkemeleri görevlendirilmeye çalışılınca Mecliste kıyametler kopmuştur. Büyük müzakerelerden sonra 122 kişinin el kaldırmasıyla 22 red oyuna karşı 122 kişinin El kaldırmasıyla bu mahkemeler 1924 yılından, 25 yılından itibaren de yeniden takdir-i sükun kanununa, yani muhalefeti sindirme anlamına gelecek olan veyahut da iktidarın işine gelmeyen olaylara da bakacak bir şekilde teşkilatlandırılmış olan istiklal mahkemeleri yeniden devreye girmişti. İşte muhalefetin en büyük... E, söylediklerinden e, en büyük karşı çıktıklar olaylardan birisi de buydu. Beyler siz bu teşkilat esasiye veya bu, bu e, ıı, takdir-i sükun kanununa istinaden bu mahkemeleri kuruyorsunuz ama siz bu mahkemeleri kendi iktidarınız için kullanacaksınız. İthamlarını efendim meclis dinlememiş 122 kabulle bunu kabul etmişti. Ayrıca da İsmet İnönü o günkü milletvekillerinden, İsmet İnönü de bir teklif vererek bu mahkemelerin vermiş oldukları kararlar Büyük Millet Meclisi'ne tasdike gelmesin. Bunlar mahallinde hemen uygulansınlar. O mahalledeki, mahalledeki askeri birlikler bunları uygulamakta yetkili kılınsın diye verdiği teklif de kabul edilince... Artık bu mahkemeler birer cellat müessesesi halinde. Elbette isabetli kararları da olmuştur ama büyük miktarda cellat gibi çalışarak kimin asılacağı, kimin muhakeme edileceği, kime ne ceza verileceği karma karışık hale gelmiş ve asılsız, yersiz, efendim usulsüz idamlarla bu mahkemeler tarihe geçmişlerdir. Ne yazık ki Hayfa ki bu mahkemelerin büyük bir bölümünün zabıtları ve kararları bugün elimizde mevcut değildir. Ya saklanıyor halka arz edilmiyor, açılmıyor, tetkike açılmıyor veyahut da bu mahkemeler kendi karar ve zabıtlarını yok ederek mesuliyetten kurtulmak için yok ederek bir çare bulmuş olduklarını görüyoruz. Yapılan değerlendirmelere göre Ankara İstiklal Mahkemelerinde 108 idam, Eskişehir İstiklal Mahkemelerinde 57, İsparta 7, Konya 2, Pozantı 7, Sivas 12, Kastamonu 182, Konya tekrar 166, Samsun 485, Yozgat 56 olmak üzere ki bunlar kayıtlı rakamlar hiçbirisinin doğru olmadığı ifade ediliyor. Bu şekilde efendim binlerce kişinin idam edildiğini ama asıl idam edilenlerin listelerinin yok edilen e, zabıtlar nezdinde olduğunu, bunun da şu anda meçhul olduğunu tarihler ifade ediyor. Bu mahkemelerin vermiş olduğu kararlardan bir tanesi de İskilipli Atıf Hoca'nın almış olduğu idam kararıdır. Ve derhal infaz edilmiştir. Nedir bunun suçu? Bunun suçu kendisini tutuklamadan, şapka kanunu çıkmadan bir yıl, bir buçuk yıl önce şapkanın aleyhinde İslami bir risale yazmış olduğu suç olarak önüne getirilmiştir. Yani siz bugün bir şapka kanunu, şapkayı giymeye mecbur olduğunuz kanunu veya milleti mecbur tuttuğunuz kanunu çıkarıyorsunuz. Ama bundan bir buçuk sene önce şapka aleyhine makale yazdı, risale yazdı diye bir hoca efendiyi tutup, bir ilim adamını tutup idam ediyorsunuz. Bunu dünyaya izah etmek veyahut da kendi kendimize izah etmek mümkün değil çeşitli sebeplerle, sudan sebeplerle idamların olduğu, birinin yerine başkasının idam edildiği veyahut da idam kararı verilen bazısının ölmüş olduğu düşünülerek, söylenerek gidip mezarından cesedi çıkarılıp cesedin idam edilmiş olduğunu görüyoruz. Bu derece katlar hareket edilmiştir. Ve bu mahkemelerin verdiği kararlar önce biz bunu idam edelim. Nasıl olsa bunun suçu vardır. Mantığıyla idam kararları verildiği sanığın idamına şahitlerin sonra dinlenmesine metoduyla bu şekilde kararların verilmiş olduğunu görüyoruz. Muhterem izleyicilerim, bir dönemin istiklal mahkemeleri, bir dönemin üç alileri ve hukukumuzun yapmış olduğu büyük yanlışlıklar, hukuk sistemimizin yanlışlığı, evet bunlar gerekliydi belki ama bunlar daha değerli toplu denetimli, meclisin denetiminde yapılabilir, usul daha verimli bir şekilde ortaya konulabilir ve idamlar daha dikkatli yapılabilirdi bir buçuk yıl önceki suçu bir buçuk yıl sonra siz delil olarak kabul edip veya suç da değil bir eylemi sonradan tıpkı Refah Partisi'nin kapatılmasında olduğu gibi önce kanunu iptal edeceksiniz, arkasından da partiyi o kanuna göre kapatacaksınız. Ne değişti? İstiklal mahkemeleri 1920'li yıllarda cellat gibi çalıştı, haklı haksız idamlar verdi. 1960 yılı ihtilalinden sonra kurulan mahkemeler idam kararları verdiler. Mahkeme başkanının sana söylediği şu söze bakınız. Adnan Menderes'e karşı veya diğer muhakeme edilenlere karşı sizi buraya tıkan güç bize böyle yapmamızı emrediyor. Emri iktidardan alıyorsunuz. Emri silahtan alıyorsunuz. Gücü iktidarda olandan alıyorsunuz. Ve masum bakanları başbakanı asıyorsunuz. 20 yıl sonra da pardon biz yanlışlık yapmışız. Sen şerefli bir insan mısın aslında diyerek de şerefini itibar ediyorsunuz. İdam ettiğiniz insanları mezarlarından çıkarıp getirip bu sefer de anıt mezar yapıyorsunuz. Hukuk sistemimiz. İstiklal mahkemeleriyle başlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sistemi bir türlü kendisini çarpıklıklardan düzeltemiyor. Ve devam ediyoruz. 1997 yılı. Briefing alan hakimlerimiz askerlerden veyahut da cuntadan, cunt ehveslerinden emredin. Siz ne diyorsanız onu yapacağız anlamına gelen brifinglere giderek ona göre kararlar vermek. İntifada hareketini taklit etti diye insanları hapislerde çürütmek. Lübnan'daki Hizbullah'ın övgüsünü yaptı diye insanları on küsür yıl mahkem hapislerde çürütmek ve bugün hala tartıştığımız hukuk sistemimizdir. Hala dosyanın bozulacağını mı istiyorsunuz, bozulmasını mı, tasdikini mi istiyorsunuz? Ben bunu unuturum. Dosyanın üzerine yazın da bana gönderin, ona göre karar vereyim diyen hakimlere kadar gelmiştir. Bugün, 80 yıl, 90 yıl, Nereden nereye geldi hukukumuz? Adeta Ali Çetin Kaya'ya rahmet okuyacak duruma geldik. Bir an önce hukukumuz demokratik ülkelerde nasıl çalışması gerekiyorsa o şekilde çalışmaya başlamalı. Ayrım yapmadan kimi dosyayı ertesi gün ele alıp karar veriyorsunuz, Kimi dosyayı 10 yıl bekletip sanığı serbest bırakıyorsunuz. Bunun bir standardı yok mu? Bunun bir kaidesi yok mu? İstiklal mahkemelerinden beri